bireysel olarak sevmediğim insanlar var. Var bir tane insan var benim bireysel olarak sevmediğim. O da Güneş şu an ekipte. Bir de benim bireysel olarak sevmediğim tek insan da burada Ceren zaten. Ben bu arada Ceren'le olan problemimden dolayı Güneş'le de problem yaşadığımı düşünüyorum. Yani Ceren... Neden insanlar tarafından olumsuz bakıldığını düşünüyorsun peki? Hani sana mesela Güneş değil sadece kendi ekibinden de arkadaşlar mesela seni niye olumsuz karşılıyorlar? Açıkçası şöyle söyleyeyim. Yaz. Orada zaten şu anda eleme potasına bir isim verileceği zaman bizim yaşadığımız gerginlik şey oluyor. Hani kötünün ya iyinin en kötüsünü seçmeye çalışıyoruz ve doğal olarak hani ufacık sebeplerden bile birbirimize hatalar çıkartmaya çalışıyoruz. Çünkü bir isim vermek zorundayız. O yüzden bu gerginlikler yaşanıyordu bunca zaman. Ben de yaşadım o yüzden bu gerginlikleri. Yani o karşı ekipteyken yaptığın hataların farkındasın değil mi? Şöyle söyleyeyim, ben bireysel olarak çok iyiydim. Tekrardan dile getireyim. Bireysel olarak gerçekten çok iyi yarıştım. Hatta şöyle söyleyeyim, oradaki en zayıf halkanı zaten dün de tekrar ettim. Sen de oradaydın. Öykü olduğunu düşünüyorum en zayıf halkanın. Bugün çaktığı çivilerin bile hepsi düştü. Performans olarak, bireysel olarak gerçekten çok iyiyim. O yüzden siz de iyi oldu. Hepimiz iyi olduğumuz için zaten meçleşme konusunda hiçbirimizin bir sıkıntı yaşayacağını zaten düşünmüyorum. Şöyle Ceren konusunda Ceren'in iyi bir performanslı bir yarışmacı olduğunu düşünmüyorum. Ben zaten de düşünmüyorum. Ki görmüyorduk da. Ki şöyle söyleyeyim, bana karşı yarıştığı oyunda da kaybettiğini hepimiz gördük. Ya şimdi onları baz almadım. Ben genel aslında baz ama alıyorum. Ama okey, hani bireysel, şimdi biz change olduğumuz için evet, söylüyorum. Evet, şimdi ben zaten Ceren hakkında hani iyi bir performans göstermiyordu. Çok o anlamda ben memnun değilim. Evet, sonuçta açıkçası ekip arkadaşım. Açıkçası ben bile senin için üzülüyordum ama Ceren en azından yanımızda olduğu için. Ne oluyordu bak biliyor musun? Hı. En azından şöyle bir şey oluyordu. İlk baştaki iddialarını biliyorsun. Ceren'e bilmez olur çok muyum? Fazla. Zaten o yüzden ekibinde, artık etik oldu. Ekibinde çok güzel konsantre olabilmeyi başarıyordu. Ve bizim ekibin en önemli özelliği de birbirlerinden herkes kendini böyle ben değil de biz yani ben üstünüm böyle bir şey yok. Ama Ceren'le biri de başarı gösterir. Var. Senin Ceren'le olan asli problemin ne peki? Benim Ceren'i şahsi olarak burası dışında zaten tanımıyorum. Benim burayla alakalı problemim oldu Ceren'le. Çünkü geldiği andan itibaren çok üste baktı herkese. Ve sonra onun düşüşünü gördüm. Ben ekip olarak Ceren sizin yanınızda, siz çok iyi olduğunuz için Ceren'i kamufle edebiliyordunuz. Öyle söyleyeyim. Kimleri iyi görüyorsun bizim ekipte oyun olarak? Şöyle söyleyeyim. Yani Ceren'i evet görüyor. Var mı başka Ceren gibi gördüğün biri? Hayır yok. Ha, genel bir tek Ceren'i pasif evet görüyordun. Anladım. O takımdan da Öykü'yü pasif görüyorum mesela. Öykü'yü. Hı hı. Zaten ben bunu dile getirdim. Konuştuk hep birlikte evet, Burcan'ımda varken. Hani ilk defa bir şey söylemiyorum şu anda. Yani doğru, fikrimin her şeyin arkasındayım. Ceren orada, ben Ceren neler hissediyor acaba onu da merak ediyorum. Ben mesela şöyle söyleyeyim, ben Ceren'in ilk defa buraya geldiği günden beri ilk defa hak ettiğini yaşadığını düşünüyorum. Ne gibi yaşıyor? Ceren zaten kaybedilecek bir potansiyelde bir performans sergiliyordu her seferinde. İlk defa hak ettiğini yaşadığını düşünüyorum Ceren'i. Açıkçası ben buna ilahi adalet diyorum. Karma da diyebilirim. Mutluyum o yüzden Ceren'in orada. Ama yani, şöyle söyleyeyim. Hak etti ya diyorsun. Hak etti. Hak ama ettiği şey neydi mesela? Kaybetmekti. O ekipte olmasın. Kaybetmekti Ceren'in hak ettiği. Ceren sizin sayenizde hep ekip olarak bizi kazanıyordu. Bizi mi kaybetti Ceren? Hayır, Ceren sizin sayenizde hep ekip olarak kazanıyordu ve kazananlar tarafında gözüküyordu. Evet. Onu şimdi söylüyorum. Şimdi kaybedenler tarafında oldu. Şimdi kaybetti ve hak ediyor hak bunu. Etti. Evet. Hak ettiği yere evet, hak gitti. Hak ettiği yere gittiği çevirmeyelim. Hak ettiğini yaşıyor diyelim sen biz ona. Sen de hak ettiğim yerdeyim. Ben de hak ettiğim yer. Ya, hak ettiğim güzel şekilde kazandım. Teşekkür ederim. En azından kazanmanın şimdi, hakkını bak gördüm. Hı-hı. Sen çünkü söyledin bunu. Evet. Ben kendimi Ceren'den daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ben düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Ya senin de hani performanslı bir yarışmacı olduğunu düşünmüyorum. Öyle mi? Evet. Ama bu olmayacağın anlamına gelmez bu arada. Okay. Şu anki fikrimi sordun. Ben yani kusura bakma da Ceren'e göre Ceren'e sen karşı öyle düşünüyor olabilirsin ama dışarıdan bakan biri benim olarak benim kazandığım bir performansı gördüğün halde bunu söylüyorsan taraf tuttuğunu şu an düşünmeye başladım. Yok taraf başladım tutmuyorum ben. Neden taraf tutayım? Ceren'i de savunduğum yerler var. Seni de savunduğum. Hani sana da hak verdim. Selam.
Şöyle evet. Oturalım mı biz de, gelelim mi? Orada çok daraldık. Naber? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi, sağ ol. Ay Allah'ım çok özledim, yemin ederim. Hiç bu kadar ayrı kalmadım. Şöyle gel. İstiyorsan gel yanıma gel direkt. Aa, merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun Dilara, nasılsın? İyiyim Oğuzhan'cığım, sen? İyi vallahi. Ne oluyor? Sen, orada ne orada oluyor bir, bir gerilimler yaşandı. Orada evet biraz böyle bir karamsarlıklar oldu ya. O Ceren nasıl bir şeymiş öyle ya? Ne oldu? Ya Dilara. Ben günlerden beri neler yaşadığımı belki anlamışsınızdır. Ya hayır ya, gelir gelmez bizim ona gösterdiğimiz saygıya bak. Onun bize göstermiş olduğu az solistliğe bak. Az solist gibi çıkıyor, bir şeyler bağırıyor, bir şeyler söylüyor. Yani konu Ceren de değil aslında ama yani kendi bir anda bütün her şey kendi üzerine çekmeye çalışıyor şu anda. Ne kadar saçma bizim ekipte biraz daha ön planda olmaya çalışıyor. Sanırım sizdeki gibi zannetti. Hani sizde de biz böyle... Bizde ön planda hiç olamadık. Yo bağırmayla hani böyle bir kendin üstü. Ama o kadar sakin ki beni şu an çok şaşırtıyor. Yaz içine konuşma. Yo ben dışarıdan konuşuyorum okay. Zaten. Siz de ön planda olamadığını söyledin değil mi? Ön plan... Evet değildi. Tamam. Peki hiç Ceren'e pozitif bakan oldu mu? Hepimiz pozitif baktık. Hepiniz baktınız. Evet. Hayır. İlk geldiği anda zaten hoş geldin dedik. Hani güzel karşıladık. Sağ olsunlar bana da dediler. Evet, yani siz hoş karşıladınız ama yine de liderlik mi yaptı size? Yağız, tabii ki de. Çalıştı, bak, ben geldim buraya, Ceren geldi, işte kurtuldunuz bak, falan mı? Hayır. Ne dedin sen? Kimin? Murat da beni kendisine çekmeye çalışıyor şu an. Ceren. Murat zaten onun yanında başından beri, yani öyle bir kuşkusu. Çünkü bak, benim tasvip etmediğim konulardan bir tanesi şuydu. En başında oradayken de söyledim. Yani biz orada bir ekip değerlendirmesi yapıyoruz. Kaybettik. Sen bizi ekibinde olarak görmüyorsun, gidiyorsun hala oradasın, geç geliyorsun. Oyun biterken bile ne yapıyorsunuz yapın dedi. En başta demedi mi orada otururken hiçbir şey yapmayacağım, kılımı bile kıpırdatmayacağım. Sonra diyor ki ben beyaz bayrak sallayacağım. Ya bu kadar çelişmesinin aslında hiçbir anlamı yok. Ya gelsin desin ki arkadaşlar ben sizde 3 gündür hani kazanan ekipteydim, şu an sizdeyim. Bundan sonra sizinle yola devam edeceğim. Ki yanlış anlama mesela Lara'ya... Yapılan tavır biz sergilemedik ona. Hoş geldin, işte çok güzel yarıştın, şey yok, yaptın bana falan. Bana hoş geldin dediler. Bizim yok, şey, kötü Burhan anlamda söylemedim ben bunu. Burhan demek istediğini biliyor kötü musun? Kötü anlamda söylemedim. Bizim gibi yapmadılar yani. Bak ben Oğuzhan'ın mesela kararlarını bazen sorguluyorum. O gün de, salı günü de o gün de söylemiştim. Bazı çeliştiği noktalarda net olarak söylüyorum fikrini. O yüzden zaten elenme potosuna ismini verdim ama... Orada Oğuzhan'a işte seni kimse takmıyor, işte sen lider değilsin gibi konuşursa yanlış olur. Evet, çünkü, çok özür dilerim hemen kısa keseceğim. Çünkü sevmiyor olabiliriz ama benim öyle bir derdim yok, seviyorum tabii ekipte, ki de. Saygı duyuyoruz. Bizim ekipte Ceren gitti diye üzülen arkadaşlarımız var. Siz de aynı moddasınız herhalde bir yandan Dilara evet. Hakkında. Şöyle Dilara öyle gitti, kazandı mesela. Evet. Evet. Yani Dilara ben onun mutluluğundayım şu an. Boş ver. Dilara da iyi hissediyor kazanan ekipte olması. Ceren bize geldi kaybetti. Evet. Demek ki Ceren herkes burada yetenekli değilmiş. Herkes hak ettiği yerde gibi bir şey oldu. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben Ceren'in ilk geldiğinde, Ceren'den şunu beklerdim içeri girdiğinde. Hani ben geldim artık, ben varsam kazanırsınız deyip böyle bir egoyla, hani böyle bir yükselişle girmesini beklerdim. Gayet geldi, oturdu böyle. Anladım. Ceren kendine misin, iyi misin Ceren? Bu sen değilsin çünkü, anladın mı? Bu değil. Yine strateji demeye başladı. Muhtemelen kafasında kurduğu bir strateji var. 2 dakika sonra şey dedi. Beyaz bayrağı çekiyorum. Hayda. Yani şimdi şöyle. Ceren bizim ekipte performanslar bakımından çok düşük kalıyordu. Benim bakış açım da bu. Zaten ekip arkadaşlarım da biliyor konuyu. Dilara'yla da işte sohbet ediyorduk. Dilara'yı daha yakından tanımak ay, öyküden beter değildir diye düşünüyorum. Öykünün hiçbir becerisi yok. Öyle düşün yani. Çünkü çok güzel bir şey söyleyeceğim. Aklıma şu an geldi. Tamam. Anladın mı? İnanılmaz şimdi şöyle, bir şey. Dilara'ya sorduk. Hani ilk defa ben kazanma, ekip mi? Olarak kazanma ruhunu, hani neler hissediyorsun diye iyi hissediyormuş. Dilara da iyi performanslar göstereceğini, yani bu demek değildir ki bu zamana kadar çok iyi olmamış olabilir performanslar bakımında ama yani ben konuşayım sonra konuş Dilara. Tamam. O olmayacağı anlamına gelmez. Ben Ceren'in performanslarına çok memnun değildim. Şöyle bir muhabbet oldu zaten. Biz Dilara'yla şunu da konuştuk. Herkes hak ettiği yerde olduğunu düşünüyormuş da Dilara'da. Ben de dedim ki evet. Bence de kendini başarılı görüyorsan burada ilerleyen oyunlarda göreceğiz. Hak ettiğin yerde misin, değil misin?
ilerleyen oyunlarda aynı şekilde Ceren'i de göreceğiz. Hak ettiği yerde mi değil mi? Yani şimdi yaz... Kaybedenler ve kazananlar ekibi olarak biz ayrıştık aslında. Şu an aklıma gelmişken bir şey söyleyeceğim. Evet. Evet. Burak bir şey söyleyecekti, ondan sonra kısa keseceğim. Tamam. Aklıma gelmişken biz işte orada Ceren, Güneş, Murat, Anıl, ben. Anıl'la biz karşılıklı otururken Ceren şunu söyledi Anıl'a. Şimdi ben bu arkadaşın ekibine yeni geldim. Murat'la Burak'a yazmayacaklar. Eğer kaybedersek takdirde yazmayacaklar dedi. Beni yazacaklar dedi. Eğer ki elenme potasında ben varsam beni mi göndereceksin dedi. Dilara'yı mı dedi. Anıl burada seni çok iyi savundu. Dedi ki Dilara benim ekibime geldikten itibaren benim ekip arkadaşım. Ben tabii ki de onun gitmesini istemem. Ya seni söyleyeceğim dedi. Ya dedi başka biri çıkacak dedi. Çünkü Dilara dedi benim ekip arkadaşım. Benim dedi onu korumam lazım. Olası bir Anıl'ın durumda. Anıl'ın için teşekkür edeceğim. Evet. Haberin olsun yani Anılcan seni koruyor. Hı hı. Ceren'i yazmayacak. Olması haberin gereken beni yazmayacak. Ya pardon yani. Özür dilerim seni yazmayacak. Olması gereken bir takım liderliğini yaptı. Ben bunu Oğuzhan'dan da beklerdim zaten. Ben neyse. Seni söylemedim farkını diyorsun. Hiç bu arada ben bugün geçiyorum için. İçeri. Tamam, İki elemede de söylemedim biliyorum, yani. Biliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.